Antalya Selik'ten bize başvuran karı koca Sevcan'la Serdal gelsinler. Kızları Mediha'yı kurtarmak istiyorlardı. 26 yaşındaki Oğuz tarafından kaçırıldığını, kızlarının 15 yaşında olduğunu söylemişti. Dün en son bir süre vermiştik. Çok önemli gelişmeler var. Şu anne baba haberdar olacak. Siz dediniz ki Gündür Hanım'la Nevzat Bey'e ben kızımdan vazgeçmem. Oğuz da bizim oğlumuz çok seviyor. Erkek anneleri beni destekleyin demişti Gündür Hanım. Ya. Evet. Siz kızınızı evlendirmeyeceksiniz değil mi? Hayır, evlendirsem burada ne işim var Didem Hanım? Serdal Beyciğim, kızınız evet. 15 yaşında. Ben evlendim. Dayanacak gücü kalmaz artık. Biliyorum. Didem Hanım. Bak, Serdal Beyciğim bana güvendiniz geldiniz. Evet, ben söz verdim. Bak, dünden beri söylüyorum. Ben yaşımda, ben istersen ben evlenmesin, yanımda yaşasın. Ben evlendirmek istemiyorum ben kızımı. Şimdi bana güvendiniz geldiniz. Ben de çok inatçı ve işi peşini bırakmayacağımı, siz vazgeçmediğiniz sürece kızınızdan vazgeçmeyeceğimi söylemiştim ya. Siz vazgeçmezseniz ben de elimden geleni yaparım demiştim. Evet. Ben kızınız Mediha'yı buldum. Kızını ne zamandır görmüyorsun? 11-12 günden beri ilk defa bu kadar ayrı kaldım. Evet, şimdi göreceksin kızını. Allah razı olsun Allah Didem Hanım. Allah razı olsun canım benim. Allah'ım Didem Hanım'ın başını bana Estağfurullah. Selik, Cumhuriyet Başsavcımızın talimatıyla ekipler harekete geçtiler. Kızımız nerede çıktı biliyor musunuz? Görüntü ekranlara gelsin, ben öyle açıklayayım. Tamam. Allah şükürler olsun, kızınızı bulduk ve şu anda kızınız emin ellerde. Onu söyleyeyim. Onlar da değil yani. Allah razı olsun Didem Hanım. Ekranlara gelsin kızımız Mediha'yı nerede bulduk, nasıl bulduk bir izleyin. Sonra ben bütün detayları açıklayacağım sizlere. Tamam. Buyurun lütfen. Kızınız kaçırıldıktan sonra Oğuz tarafından kaç yaşındaydı bu Oğuz? 26 yaşında dediler. Tamam, 26 yaşındaki Oğuz kızınızı kaçırıyor, götürüyor, amcasının evine götürüyor. Amcası Levent'in evindeymiş kızınız. Ben dedim işte, doğru. Ben dedim, akrabalarında kaç günden beri söylüyoruz evet, işte. Evet, evet. Yayından sonra hemen sevgili Büşra'nın da eline, emeğine sağlık. Hemen Allah harekete geçti. Olsun. Ben de dedim ki, bakın size süre veriyorum. Gündür Hanımcığım, Nevzat Beyciğim, size süre veriyorum dedim. Ama evet. Onlar işte biz aslında ortaya çıkartacaktık dedi. Öyle değil, öyle değil. Bizim ısrarlı şeylerimizden sonra, yayınlarımızdan sonra böyle gittiler. Hemen jandarma, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Seydi Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na da ayrıca çok 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 teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah başımızdan eksik etmesin. Gittiler hemen. Kızımız şu anda emin ellerde. Emin ellerde. Gündür Hanım ve Nevzat Bey, siz gelmeseydiniz biz verecektik diyor. Hayır, biz bu yayınları yapmasaydık, jandarma harekete geçmeseydi siz kızımızı vermeyecektiniz. Biz sürekli buraya çıkmasak vermezdiler Didem Hanım. Yok, Allah razı olsun pazarlık sizden. Pazarlık yapıyor yaptılar evet. Son ana kadar. Evet. Yok efendim, kızı alıp başkasına verecek misin? O senin sorunun, devlette senin aranda olan bir sorun. Evet. Ben sonuçta üzerime düşeni yaptım. Kızınızı Allah buldum. Allah'ım bir tane yapmasın güzel Allah'ım. 15 yaşında kızlar kimse akıllansınlar, Allah'ım gitmesin, hiç kimse sana yanmasın. 11 günden beri çektiğimizi biz biliriz. Kolay değil yani 25 Mayıs'tan bu yana. Sizin kızınız, bir kez daha söyleyeyim. Oğuz'un işte bu Gündür'le Nevzat'ın evinde çok yakın yerde amcasının evi varmış. Evet. Amcasının evinde kızı saklıyorlarmış. Yani iki günden beri oradaydık zaten de. Onu evet. Şüphelendi. Ertesi öyle dedi ama evinde kaçtılar orada. Evet yani kızınız amca Levent'in evinde ortaya çıktı. Evinde. Evet, orada ortaya çıktı. Şu anda ifadesi alınıyor. Arkasından da inşallah kızınız yetkililer tarafından size teslim edecek. Lütfen ama şunu söyleyeyim, her şeyden önemlisi siz lütfen ama lütfen kızınızı çok rica ediyorum, ne olur evlendirmeyin. Daha çok küçük. Hayır, hayır Didem ve Hanım. Lütfen kızınıza sahip çıkın, lütfen. Ya evlendirme Didem değil, Hanım, ona ben akıl onu psikoloğa götüreceğim Didem Hanım. Götür bir tanem. Bütün ben onu göstereceğim, tıbbi destek yapmayacağım. Ver ama kızın her şeyden önemlisi, en güzel, en büyük şey ilaç ne biliyor musun? Kızını al,
kocaman böyle kucakla. Evet. Özledim seni de. Evet tamam, zaten öyle yapacağız biz. Kaç günden beri hayalini kuruyoruz Didem evet. Hanım. Burada gelse de gezdirsem onu. Şimdi bak diye. Sana şunu da şu sözü de vermek istiyorum. Eğer senin kızın okula gidip okumak isterse onu okutmak için her şeyi yapacağım, sana da bu sözü veriyor. İnşallah. Gelini sen mi öldürdün sorusuna Savaş şöyle bir şey söylemiş. Canlı yayında itiraf geldi. Canlı yayında itiraf geldi. Cemal, gelini sen mi öldürdün? Evet. Türkiye bu olayı konuştu. Cemal, gelini sen mi öldürdün? Bayağı bayağı. Ölmüş de ya, ölmüş de belli velet. Ya. Bir de değil bak, ölmedi, gelecek, çıkacak, gelecek. Evet. Kaynana Yeter, kocası hakkında öyle bir şey söyledi ki... Didem Arslan Yılmaz açıklayacak. Türkiye şoke olacak. Aldığım diğer bilgiyi de açıklıyorum. Gelinini Cemal mi öldürdü? Cemal, gelini sen mi öldürdün? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Her şeyi biliyor, kendisi de ne olduğunu biliyor. Kızını öldürdü mü? Aynen. Günler sonra konuştu. Anlattıklarıyla şoke etti. Batma her şeyi saklıyor. Bu olayın içerisinde kızın kaybolmasında. Mustafa kimi neyle suçladı? Çocuğun başına ne geldi ne yaşadı. İkisinden haberi var. Fatma, Mustafa'nın bu sözlerine ne diyecek? Hak etti yerde ben diye öyle... niye dedin? Neyi hak etti o çocuk? Bir söylesene sen bana. Hiç duymadığınız açıklamalar. 10 gün içinde ne olduysa... Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Başak'la Muhammed onu niye ortadan kaldırdı? Nihal saplantılı bir şekilde Muhammed'e tutkulu muydu? Nihal neden öldürülmüş olabilir sorusunu sorduk ya. En sonunda ben sana şunu söyledim. Dedim ki yani bütün gelişmeleri gördükten sonra, araştırdıktan sonra bunun bir aşk cinayeti olabileceğini, başka bir kadından dolayı bu cinayetin işlenmiş olabileceğini söyledim. Maalesef galiba öyle görünüyor. Yani Başak yüzünden senin kızın maalesef öldürülmüş. Muhammed sevgili Derya kızını öldürürken canlı yayın yapmış sosyal medyada ve 3 kişiye de bu cinayeti izlettirmiş. Amanda onlardan biri ve Amanda'nın cinayetle ilgili anlattıkları, kendisiyle bir tercüman vasıtasıyla konuştuk. Tercüman bizim sorularımızı Amanda'ya sordu. Amanda da cinayet anına nasıl tanıklık ettiğini, canlı canlı nasıl izlediğini, o sırada neler yaşandığını, hepsini anlatıyor. Cinayeti görenlerden biri de Başak, talimatı veren de Başak. Başak, Batman'da, Kozluk'ta evinden gözaltına alındı. Allah razı olsun Didem ablam. Sevdacığım, nasıl gözaltına alındı? Nerede gözaltına alındı? Nihal, babayı cinayetinin kilit ismi Muhammed'in sevgilisi. Nerede, nasıl gözaltına alındı? Bize bir anlatır mısın bir tanem? Şu anda nerede Başak? Şu anda ben Batman Kozluk ilçesindeyim. Arkamda hemen görmüş olduğunuz bu ev, yayınlarımızda daha önce göstermiş olduğumuz Recai Bey'in ailesiyle birlikte yaşamış olduğu ev. Sabah erken saatlerde Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler işte bu eve geldi. Başak'ın da yaşamış olduğu bu eve geldi. Tamam. Ve hemen ardından ekipler Başak'ı bu evden gözaltına aldılar. Gözaltı işlemleri sürerken aynı zamanda evde arama çalışmaları da yapıldı. Tamam. Başak'a ait olan telefon ve sim karta el konuldu. Daha sonrasında Başak bu evden Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından alınıp önce hastane kontrollerinin yapılması için Kozluk İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hemen ardından işlemlerin tamamlanması için Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Orada işlemleri de tamamlandı ve ardından Antalya Seri'ye doğru soruşturmanın tamamlanması adına yola çıktı. Peki o görüntüler şimdi ekranlarınıza gelsin. Nihal Babayiğit'in şüpheli kaybını araştırmaya devam ediyoruz. Saatlerimiz 8.15'i gösteriyor. Şu anda Nihal Babayiğit'in eski imam nikahlı eşi Mehmet Muhammed'in ailesiyle birlikte yaşamış olduğu evin önündeyiz. Batman Kozluk'tayız. Cinayetin kilit isimlerinden biri olan Başak hakkında Serik Soruşturma Savcısının talimatıyla Başak'ın şüpheli olarak gözaltına alınmasına karar verildi.
evde arama çalışmalarını tamamlayan Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şu anda Başak'ı gözaltına aldılar. Başak'ın şu anda ellerinde kelepçe var ancak kendisi kelepçeli ellerini başörtüsüyle kapatmış durumda. Başak'a baktığımızda şu anda kendisinin korku dolu yüzünü görüyoruz. Ellerini şöyle detaylı bir şekilde tekrardan göstermek istiyorum. Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan Başak, elleri kelepçeli bir şekilde ellerini kapatmış ve şu anda sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye götürülüyor. Evet, Başak şu anda Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından arama çalışmaları yapılan Mehmet Muhammed'in ailesinin evinden alındı. Kozluk Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolleri tamamlanan Başak şu anda ekipler tarafından Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Başak'ın tüm işlemlerini tamamladı. Emniyet ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan Başak şu anda elleri kelepçeli bir şekilde emniyet aracına bindiriliyor. Emniyet ekibinin aracına bindirilen Başak şu anda soruşturmanın tamamlanması için Antalya'ya doğru yola çıkıyor. Nihal'le aslında Muhammed'in arası iyi. Ne zaman Başak evli bu kadın aslında sevgili izleyiciler? Ne zaman devreye giriyor? Her şey değişiyor. Hep bunun yüzünden Didem Hanım. Evet. Ben baştan beri söylüyorum zaten. Muhammed de Nihal'in arasını açıyor. Arkasından da araya giriyor. Yani şu anki aldığımız bilgilere göre araya giriyor. Arkasından da Nihal'i ortadan kaldırmak için de plan yapıyor. Muhammed'e de talimatlar veriyor. Hiç bahsetmedin mi kızım bu şeyden senin? Hiç bahsetmedim Didem Hanım. Ama bu cinayetin kilit ismi Başak. Başak normalde biz kendisiyle canlı yayın yaptığımızda, hatta Sevda'ya git lütfen bir konuşsun, bunlar niye konuşmuyorlar? Kendilerini eve kilitlemişler Recai Bey. Ondan sonra o Başak'a da sahip çıkıyor. Senin kızını göndermişler. Evli kadını evlerine almışlar. Bir de onların oğulları çocuk yapmış. Evli kadını evde tutuyorlar. Diyoruz ki Başak kilit isim konuşuyor. Yok efendim konuşamazsınız. Ama en sonunda Başak dışarı çıktı. Ve biz onunla yaptığımız röportajda dedi ki tanımıyorum dedi. Tanımıyorum, hatırlıyor musunuz? Tanımıyorum dedi yani. Böyle bir şey olabilir mi? O anları bir ekranlara getirelim. Nasıl yalan söylediğini buyurun bir hatırlatayım ben sizlere. Cinayetle ilgili senin de orada olduğun bir görüntü geldi. Sen orada mıydın? Nihal'le hiç bağlantım yok. Ben onu görmedim. O sırada orada değildim. Nihal'i tanıyor musun? Nihal'i tanımıyorum. Genelde evde yaşadığım için dışarı çok çıkmıyorum. Çocuğumla ilgileniyorum. Dışarıyla alakam yok. Telefon kullanmıyor musun? Hattım yok, kullanmıyorum. Yok, yok hiç telefonum yok. Sıfır, sıfır. Boş, boş. Sıkılınca internete giriyorum, tabletten oyun oynuyorum. Ne istediler bundan ya, ne istediler? Ya sana gelip söyleselerdi, bir şey deselerdi, sana yardım isteselerdi. Kızına niye kıyıyorlar, ben onu anlamıyorum. İsteselerdi Didem Hanım, isteselerdi. Nefret etmiş ya, nefret ettirilmiş. Çünkü kendileri gibi değildi Didem Hanım. Ya gerçekten abla. Kendileri gibi değildi bu kızım benim. Yani herhalde ya fuhuş yaptırmak istediler ya bir şeyler yapmak istediler. Bir şey yaptılar, yapmak istemişler senin kızına. Ya bu bebek yüzünden olan bir cinayet değil yani. Hep sen onu söyle. Benim kızımı bebeği aldılar, benim kızımı gönderdiler. Öyle yaptılar, böyle yaptılar. Öyle değil yani. Şimdi verelim o şeyi. Cinayetle ilgili nasıl şey yapmış. Yani bu cinayeti işlemesi için nasıl talimat verdi. Buyurun lütfen sevgili izleyiciler. Başak ve Muhammed beraberken Nihal arıyor. Ve bebeğini getirmesini istiyor. Muhammed hayır vermeyeceğim diyor. O sırada Başak Muhammed'e git görüşmeye çağır, öldürürsün diyor. Muhammed tamam dur ayarlayacağım deyip Nihal'i buluşmaya çağırdı. Nihal de telaşla duşunu alıp hazırlandı ve evden çıktı. O buluşmada Muhammed Nihal'i götürdü ve bıçakladı. Nihal öldü. Ben çok fena oldum. Benim polisi aramam imkansızdı. O sabah kızın senin duş almış mıydı? Önceden mi duş almıştı? Bir gün önce duş almış. Akşamdan duş almış. Onu söylüyor galiba. O duş aldığı sırada zaten bir gün öncesinde canlı yayın açıyor ya. Ondan bahsediyor Amanda.
Amanda ondan bahsediyor. Diyor ki yani bebeğini soruyor ve de şey yapıyor, görüntüleri sil diyor. Başak da diyor ki git öldür diyor. Talimatı Başak veriyor. Muhammed de onun üzerine geliyor yani. O sırada canlı yayında hem bu talimatı görüyor hem de kızının öldürülme anı ile ilgili ekran görüntüsü alıyor. Size gelen ekran görüntüsü boğazı kesik kız maalesef gerçekten Nihal. Onu gönderen kişi de Amanda. Canlı yayında cinayeti izleyenlerden biri Amanda. Diğeri Ali. Diğeri de Başak, talimatı veren Başak. Üçünün gözü önünde senin kızın vahşice öldürülüyor. Bir insan canlı yayın nasıl yapar ya? Nasıl yapar canlı yayın ya birini öldürürken? Ben böyle bir şey görmedim yani. Ya olacak işte, kamerayı koyuyor ya. Kamerayı bir yere koyuyor şöyle. Kamerayı koyuyor. Arkasından da maalesef cinayeti işliyor. O sırada da Amanda, Başak ve Ali izliyorlar. Çok önemli bir görgü tanığı. İnanılmaz bir itiraftı. Günler sonrasında artık cinayeti gördüğünü itiraf etti. Önce bazı imalarda bulundu. Size videolar gönderdi, bize görüntüler gönderdi Amanda. Ve her gün bize bir şey, videoları gönderen Amanda. Ekranda gördüğümüz Amanda. Çok samimi arkadaşlar sosyal medyadan. Yan yana geldiler mi bilmiyorum. Amanda, Ali, Başak, Nihal ve Muhammed. Bunlar beşli bir arkadaş. Ve Muhammed o sırada o cinayet anına onların da tanıklık etmesini istiyor. Canlı yayın açıyor ve izlettiriyor. Sonra da kızının cep telefonunu alıyor, kimliğini alıyor. Bir de diyor ki onları bana postayla gönderdiler. Yalan. Yani Amanda'nın dediğine göre yalan yani. Yalan. İşin şey tarafı, korkunç tarafı, o telefonu ve kimliği Başak ortadan kaldırıyor iddiaya göre. Yakıyor. Başak yakıyor. Bunu da yine bize Amanda söylemişti biliyorsunuz. Hatırlatmak isterim. Başak hayatında olmasa, talimatı vermese, Muhammed Nihal'i öldürür müydü bilmiyorum. Ama gerçekten o sırada cinayeti izleyenler, Amanda, bize itirafta bulunan Ali, ikisi akıl tutulması yaşıyor. Başak zaten verdiği talimatı izliyor. Ya inanılmaz bir akıl tutulması yaşıyorlar ve hepsi şoka inanamıyorlar. Kalıyorlar yani. Çeksinler cezalarını Didem Hanım. Benim çocuğumun yerini söylesinler, ne halleri varsa görsünler, ömür boyu gün yüzü görmesinler. Yani Amanda'nın ve Ali'nin cesedin yerini bildiğini çok düşünmüyorum ama Başak biliyor bence cesedin yerini. Kızının nerede olduğunu. %100 biliyor Didem Hanım. Onu canlı yayında nerede, belki de onlar da biliyorlar. Bir dakika öyle şey yapayım. Belki de onlar da biliyorlar. Yani sevgilisi Başak'ın bildiğini ailesi sence bilmiyor mu? Beste bilmiyor mu? Baba, hepsi biliyor Didem Hanım. Baba Recai bilmiyor mu? Hepsi biliyorlar. Hepsinin haberleri var. Ben zaten ayrıca onlarda hepsinden şikayetçi olacağım Didem Hanım. Bir de onlar zaten Başak'ı kendi yanlarında tutuyorlar. Başak'a sahip çıkıyorlar. Hepsinden şikayetçi olacağım. Hepsinden. Yanlarında bulunan kişi, günlerce evlerinde tuttukları, gelin adayı diye tuttukları kadın, cinayet azmettiricisi. Ve bunları Recai Bey, Besse Hanım, Muhammed'in abisi bilmiyor mu yani? Onlar beklesin Didem Hanım. Sussunlar, beklesinler. Bundan sonra ben konuşacağım. Yani bak ben şunu anlamıyorum. Öyle bir öfkeyle öldürüyor ki senin kızını Muhammed. Yani göğsünden, karnından, dört yerinden bıçaklıyor yani. Bu nasıl bu kadar, niye bu kadar çok nefret duyuyor senin kızından? Başak'ın yüzünden Didem Hanım. Başak. Başka hiçbir sebep yok. O kadın, Başak. O kadın yüzünden. Başak yüzünden. Bir cinayet itirafı var, görgü tanığı var, azmettirici her şey ortada. Biz bu itirafı, görgü tanığının itirafını zaten emniyetle de paylaşacağız. İnşallah kızına da ulaşacağız. İnşallah. Bedenine ulaşacağız. Allah sizden razı olsun. Allah senden de razı olsun. Allah